Söz Milleti'nden herkese merhaba. Ben Bekir Mert. Efendim bugün vatandaşlarımıza Suriye'ye Türk askeri girmeli mi diye soracağız. Biliyorsunuz bir tezkere vardı. O tezkere kabul edilmişti. 2 yıl daha Türk askerinin Suriye'deki varlığı uzatıldı. Görev süresi uzatıldı. Peki vatandaşlarımız bu konuda neler düşünüyor? Türk askeri sınır ötesine yani Suriye'ye girmeli mi diye soracağız. Bakalım ne yanıtlar alacağız. Sınır ötesinde özellikle Suriye tam sınır hattında YPG, PYD terör örgütlerinin olduğu nokta. Tam da o noktaya bir operasyon hazırlığı var. Hazırlık başlıyor işte. Bugün yarın girecekler herhalde. Onların bileceği iş abi. Cumhurbaşkanı oluyor derse olacak. Hayır, Türk askerlerimiz hiçbir yere inmesin. Sadece Türkiye'ye mahsus kalsın onlar. Tezkere vardı. O tezkere 2 yıl daha uzattılar. Sınır ötesinde terör örgütlerinin koridoru olduğu söyleniyor. Oraya operasyon hazırlığı. Yazık günah gitmesinler. Gitmesinler. Bizim parçalarımız onlar. Lütfen gitmesin kimse. Tekrar Türk askeri Suriye'ye girmeli mi? Tezkere vardı. 2 yıl daha uzatıldı. Tabii girmeli tabii. Yoksa orada PKK devleti kurulacak. Türk askeri oradan çıkmaması lazım. Yoksa PKK devleti kurulduğu ne olacak? Uçağı olacak. Jeti olacak. Her şey olacak. Ne olacak o zaman? Gelip Türkiye'yi bombalayacak. Ne işimiz var diyenler var. Ne işimiz mi var? Onların kafası çalışmıyordu onun için. Türk askeri Suriye'den çıkar mı ya? Çıkarsa ne olur Türk askeri Suriye? Çıkarsa dediğim gibi işte olur. PKK devleti kurulur. Başka ne olacak? Ondan sonra al başına belayı. Devlet kurulumu ne olacak? Uçağı olacak, jet olacak, her şey olacak. Düzenli ordusu olacak. Ondan sonra Türkiye'yi tehdit edecek. Operasyonu destekliyorsun. Tabii canım, desteklemiyor mu? Sonuna kadar destekliyorum. Bu kadar. Girmeli tabii. Neden girmeli? PKK'yı yok etsin. Lanet olsun PKK'ya. PKK başımıza bela oldu. Biliyorsun bir tezkere vardı. O tezkere 2 yıl daha görev süresi askerimizin uzatıldı. Uzatıldı. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Şimdi ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Bizim askerimiz ne geziyor orada diyenler var mesela. Ya oraya gitmese işte buraları berbat ediyorlar. Koku orada zaten geliyor. Orayı kurutması lazım. Amerika tutuyor. Destekliyor. Silah veriyor. Yardım ediyor. Türkiye'nin dostu yok ki. Öyle işte. Operasyonu destekliyorsunuz onu. Tabii. Türk askeri Suriye'ye girmeli. Evet, tabii girmesi lazım ya. Yani girmemesi şey yani hata. Neden girmesi lazım? Neden PKK'nın kökünü orada kazıtması lazım. Ondan sonra yani dedi ya Suriye'sinin kökünü çöpünü oraya kurutmak lazım yoksa oraya Türk askeri gitmese ondan sonra sınırın bu yanına işte gerçi bir cirit atar yani. Vallahi pek bu konuda bir heyecan yaptık ama girmesi lazım yani. %100 girmesi lazım diyor. Ha diyeceksin siyasi olarak CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin bu konuda tavırları neydi? Tamamen PKK'nın hayır oyu vermiş. Tam olarak istediği gibi oy verdiler işte. HDP ile beraber. Evet. Yani onların etkileri tamamen yanlıştı yani. Bu tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir gizli ittifak oldu zaten sürekli dillendirilen bir konu. CHP, HDP şimdi aynı şekilde hayır oyu da verdiler beraber. Ya onlar şimdi 3 oldu 1. 3 oldu 1 tamamen PKK'nın ekmeğine yağ sürdüler. Öyle değil mi? Yani ben bir AK Partili olarak bunların yaptığını tamamen kınıyorum. Ondan sonra... Millet görmüyor mu efendim bu yapılanları? Nasıl? Millet görmüyor mu acaba? Millet görüyor da şimdi. Beş parmağı beşi bir değil. Herkesin değişik değişik farklar. Adam bir soğan patatesi ilçe satıyor. Ondan sonra kimisi soğan patatesi ilçe satar, kimisi de açlıktan ölür, vatanından taviz vermez. Yani görmez olur mu? Herkes her şeyi biliyor. 3 kuruştan sebep adamlar saf değiştiriyor. Yani ufak bir biraz bir eziyet, bir açlık veya biraz zam gördüğü zaman ama şey yapıyor. Yani devletin bu kadar yaptığı şeyleri bir sıfırda silip atıyor. Mesela bu sınır ötesine yapılacak tezkere 2 yıl daha uzatıldı.
İstemeyenler var. Askerimizin ne işi var Suriye'de diyenler var. İstemeyenler var. İstemeyenler zaten istemeyenler belli. İsteyenlere sorarsan ben istiyorum devam oraya kalsın. İstemeyenlerin niyeti belli zaten. Orada Türk askerinin çekilip orada PKK'nın cirit atması. Ondan sonra yani daha rahat sınırdan içeri girsinler. Ondan sonra daha ne bileyim işte Uluşu meydanında bomba patlatsınlar. Öyle değil mi? Ondan sonra Allah'a şükür kaç seneden beri daha bir olay yok, bir patlama yok, bir terör eylemi yok sınır içinde. Yani bizim gayemiz de sınır dışından orada düşmanı orada durdurmak. Her tarafımız düşman dolu. Bir koridor var orada, terör koridoru. Onların terör koridoru zaten, terör koridoru oluşturmak. Ondan sonra istedikleri gibi Türkiye sızıp istedikleri gibi eylem yapmaları. Bence oraya Türk askeri devamı kalması lazım. Öyle değil mi? Devamlı kalması. Ya bence oraya artık bir orası da bizim bir şeyimiz olması lazım. Bir il gibi olması lazım. Yani Türk askerinin oradan çıkması bence çok büyük bir tehlike. Amerika orada, Rusya orada, PKK sizin cartı, cürtü, bütün dünyanın ne kadar teröre destek verenler hepsi orada. Yani ne bileyim Türk askeri orada olması lazım yani bence. Türk askeri Suriye'ye girmeli mi? Girmemeli. Neden girmemeli? Ama bir sürü şehit veriyor. Sanki askerlerimize yazık günah değil mi? Onlar geliyor burada paşalar gibi yaşıyor, şey diyor. Bir de dalga geçiyorlar bizimle. Ne işleri var? Güvenliğimiz için girsin diyenler var. Ama ne güvenliği? Kendi güvenliğimizi sağlar şey deriz boşver. Yani hiç gerek yok. Görüyorsun bir sürü Suriyeli geldi şeyimizi de bozdu. Çocuklarımız işe giremiyor, şey yapamıyor. Ne işleri var? Yani operasyon düzenlenecek bölgede de terör örgütleri var. Yapa yapa bir türlü şey demediler. Boş ver ya onların ki ne bileyim değişik bir şey anlaşılmıyor ki devlet işi bu gerçekten. Suriyeliler niye kaçtı buraya geldi? Onlar savaşsın. Değil mi? Bizim askerimiz girmesin diyorsun. Girmesin, kesinlikle girmesin. İstemiyoruz yani. Gerek yok. Bir sürü şehit veriyor, şey yapıyor, sanki şeye mi geçiyor? Türkiye'nin güvenliği için girmeli. Türkiye'nin güvenliği için girmeli. Neden girmeli? Girmesin diyenler var. Girmesin diyenler onu bizim askerimizin yani kendi canını feda etmek isteyen yani hiç kıymeti olmayan bir yani bir girişim olur. Türk askeri oraya girecek ki bizim memleketimizi korusun ve oradaki masum milleti korusun. Onun için girmeli diyorum. Tezkere vardı. Tezkereyi de 2 yıl daha uzattılar. İsabet oldu. İsabet oldu. Çok güzel oldu inşallah. İnşallah memleketimizin hayırlı olur. Peki girmesin diyenler niye girmesin diyorlar yani? Türk askerimizin ne işi var orada? Yeğenim onların dostları var. Biz dostlarımızdan geleceğiz diyorlar ya. Onlar için onlar diyorlar. Kimse dostları bilemiyoruz yani tabii ki. Yani gizli bir dostları var onların. Kim olabilir? Kim olabilir? Amerika olabilir. İsrail olabilir. İngiltere olabilir. Fransa olabilir. FETÖ olabilir. Doğru mu? Yeterli mi? Yeterli. Başka? Başka yok. Nasıl eklemek istediniz? Ben de kapatabilirim. Allah'ı uyandayın. Allah memleketimize hayırlara vesile olsun inşallah. Siz neler düşünüyorsunuz efendim? Türk askeri girmeli mi Suriye'ye? Türk askerinin Suriye'ye girmesine ben karşıyım. Çünkü Amerika ile Rusya'nın şamarı olan oluyoruz orada. Aslında en başta bizim girmemiz lazımdı. Onlar girmeden önce bizim girmemiz lazımdı. Abi girsin dedi. Ben istemiyorum. Bir vatandaş olarak karşıyım. Şimdi ikna geleceksek baştan girelim. Kendi memleketin hayrı için girmen gerekir hemşerim. Kendi memleketin hayrı için. Çünkü orada bir otorite yok. Hayırlı. Orada bir hükümet yok. Orada hayrımız olan ne yargı abi? Ya şimdi kendi memleketimizi korumak için her gün bomba her zola koruyamıyoruz ki. Şu anda en azından bombalar atılmıyor yani. Orada Kürt devleti kuruldu artık. Vallahi işte onu kurdurmamak için biz uğraşacağız. Kuruldu ama kuruldu şu anda. Kurulmadı. Kürt devleti var orada kurulmadı. Kürt devleti var abi. Kurulmadı hemşerim. Hacı abi ben üniversite mezunuyum. Ben her türlü kurulur abi. İnterneti benim haberleşme sitelerim. İlkokul mezun olmamdan yani gurur duyuyorum yani. Estağfurullah. Ben o anlamda demedim. Yani benim olmamdan ben gurur duyuyorum. Oldu hemşerim. Allah eyvallah. Hayırlı olsun. Terör örgütleri yok mu sınır ötesinde Suriye'de? Operasyon yapılacak bölge. Var. Var. O terör örgütlerini bize korutturuyorlar mı? Hayır.
Bu operasyon amacı da o örgütleri kurutmak değil mi zaten? Bizdeki operasyonun amacı sadece orada şamara olanından başka bir şey değil. Çünkü bir tarafını Rusya koruyor, bir tarafını Amerika koruyor. Onlar orada silah satıyorlar, biz parsasını topluyoruz. Orada çok ucuz kalıyor. Bizim milletimiz bu olmamalı, bizim devletimiz bu olmamalı. En baştan gireceksek, en baştan biz girdik oraya, biz alaydık. Orta Doğu bizim idi zaten. Benim mesela 3 tane eniştem var, ikisi Yörük, birisi Kürt. Yani Kürt diye bir şey yok. Onlar da aynı giz. Biz Bulgaristan'dan gelmişik. 1884 Rus Harbi'nde gelmişik. Hepimiz aynıyız. Osmanlı döneminde bizi sürülerimizden Bulgaristan'a göndermişler. Bir kısmımızı Suriye'ye göndermişler. Bunlar hep Türk'üz yani. Kürt'ü de şeyi de hep aynı ırkız, aynı şeyiz. Ama işte dış güçler, zaten Müslüman ülkesi bir Türkiye kaldı. Suriye gitti. Mısır'ı Amerika yönetiyor. Libya'yı batırdılar. Bir biz kaldık, bir de İran kaldı. İran'la da bizi Sünni Şii şeyine çekmeye uğraşıyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömür versin. Bu dünyayı dize getirdi. Şey, beşten büyüktür dedi mesela. Hepsine dize çöktürdü. Yunanistan'a bize saldırıyorlar. İngilizler hep bir olmuşlar, bizi saldırıyor. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Benim diyeceğim bu kadar. Hayır diyenler niye hayır diyor olabilir? Amaç nedir yani? Suriye askerinin hayır mı diye. Askerimiz girmesin diyenler var. Tezkereye hayır dediler. Diyenler ne? Onlar işte PKK'nın suyunda gidenler, BDP'nin suyunda giden insanlar. Çünkü orada onları bitirdi. Şimdi bunlar Cumhurbaşkanı'nı yıkmak için bir senaryoları bu. İyi Parti ikili oynuyor. CHP iyice CHP'lerini bitirdi. HDP ile bir oldu. HDP ile bir olunca şimdi HDP istemeyince sen ortaksın. Ortağın istediğini yapacaksın. CHP de ortağın istediğini yaptı. Yok dediyse o da yok diyecek. Yarın Tayyip Erdoğan gitsin. Ondan sonra BDP'li bir Cumhurbaşkan yardımcısı olsun. İşte şu bakanlığı bana vereceksin diyecekler. Yani bunlar bunu yapamayacak, beceremeyecekler. Çünkü bu ne? Yamalı bohça gibi bir şey. Ortakçılıktan bir hayır gelmez. Bunlar 5 ortak. Yani ortakçılıktan bir şey olsa bütün işler yürürdü. Ortak olan şeyden hayır gelmez. Bunlar da en sonunda bu şeyi çözemeyecekler, birleştiremeyecekler. Yine Cenab-ı Allah doğrudan yana Türkiye'nin refahını isteyen kişileri iktidar edecektir. Yani iyi düşünmemiz lazım. 2023'te Türkiye'nin şeyi bu. Kaderi değişecek yani. 2003'te giderse aynı biz Suriye gibi oluruz. Birbirimize çarpıştıracaklar. Amaçları da o. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi Türk askeri gerektiği yere girmesi lazımdır. Değildi. Daha Osmanlı döneminde de aynı vardı. Yine de olmalıdır. Abi girmesin diyor. Ya şimdi onu bizim içimize girmek istemiyoruz. Yabancılar gelmesi. Yabancılar gelmez. Onun ben de katılıyorum. Çünkü bir zaman çeküş bir şey geldi. Burada Cumhurbaşkanımıza bile suikast yapıldı. Çekiş gücün. O abinin o dediğine ben de katılıyorum. Bir yabancı bilhassa siyonistlerin ülkeme girmesi hiçbir zaman hiç istemiyorum. Biliyor musun? Ama benim ülkemin askeri nereye gerekirse oraya gitmesi lazımdır. Gerekse biz de girelim. Yalnız yabancıları istemiyoruz içimize. Yabancıları istemiyoruz. Tezkereye hayır dediler ama. Tezkereye ben karışamam demiyorum. Ben gerekirse ben de gideceğim askeriye. Yalnız yabancıları istemiyoruz. Şimdi tezkere konusundan bu ülkedeki bazı insanlar var ki ülkenin aleyhine çalışıyor. Bunlar siyonistlere çalışanlardır. İsrail ve Amerika'ya çalışanlardır, biliyor musun? Bunlar hiçbir zaman için ülkemin gelişmesini ve ülkemizi ilerlemesini istemiyorlar. Bunlar devamı yıkılmamızı istiyorlar. Ve hatta zamanda da Osmanlı'nın son çöküşünden aynı böyle vatan hainlerinden çöküşmesi oldu. O yüzden Allah bunlara fırsat vermesi, Allah beraberlik birliğimizi bozması, bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesi. Allah onları kahru perişan eylese. Allah'a emanet olun, ben Vakit Gazetesi'nde seviyorum ve televizyonda. Efendim Söz Milleti'nde bugün vatandaşlarımıza sınır ötesine Suriye'ye Türk askeri girmeli mi diye sorduk. Girsin diyenler de oldu, girmesin diyenler de, hepsini de ekrana yansıtmaya çalıştık. Bir başka Söz Milleti'nde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın efendim.